Ya barışmaya çalışıyorum. Bak zeytin dalı uzatıyorum sana. Komşuyuz sonuçta. Her gün birbirimizin yüzüne bakıyoruz falan. Ha? Lütfen. Pis. Pis mi? Börtü böcek diyorsun. Gerçi senin ne kadar sevgi dolu ve barışçıl bir insan olduğunu yemekte gayet net gördüm. Ama şaşırıyor muyum? Hayır. Çünkü nişanlını tanıyorum. Hmm, sakin ya, tamam. Neyin peşindesin? Bir şeyin peşinde değilim ya. Sizi tanımaya çalışıyorum, mahalleyi tanımaya çalışıyorum. Mesela bak, Edip diye bir adam varmış. Düşüp ölmüş filan. Sen biliyor musun, orada mıydın? Bilmiyorsun yani. Ben bilmiyorum dedim ya. Allah Allah, kaç defa söyleyeceğim Emre? Sen git bir kafa ayarlarına falan baktır. Ne oluyor o gece de öyle acayip acayip tuhaf tuhaf hareketler? Yok be oğlum ya. Biz de eğlendik işte. Takılma sen. Yok oğlum ya. Sen böyle intens bir adam değildin ki. Yani senin eğlence anlayışın değişmiş ha. Böyle inceden psycho bir herif olmuşsun. Ne alakası var ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O akşam en olgun davranan bendim ha. Ha tabii tabii. Neyse sen onu bırak da. Edip diyorduk. Lanet olsun ya. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Olmayacak böyle. Alo Mehmet abi. Tamam Taylan, çıkıyoruz. Biliyorsunuz işte. Durum ortada. Merve sağ olsun. Böyle bir zamanda bizi bıraktı, gitti, kaderimizle baş başa bıraktı. Belki de bir işarettir. Kendi içimizde bulacağız çözümü, ne yapalım? Öyle. Bulmamız şart. Oya da şüpheleniyor bir şeylerden. Çantan ağır galiba. Hiç durmadan etrafımızda. Oya değil de daha kötüsü Emre ile Kerim düşmüş peşine olayın. Ne yapacağız? Omuz omuza verip bir çıkış bulacağız. Ne yapacağız? Yani sessizliğimizi koruyacağız tabii. Çözüm bulurken. Yok yok yok, olmayacak bir iş. Olmayacak, beceremeyeceğiz. Biz beceremeyeceğiz bu işi. Ya sen ne diyorsun oğlum? Taylan. Taylan otur şuraya.
Biz yapamayacağız abi. Biz gidelim polise anlatalım, olduğu gibi okuyalım yani. Yapamıyoruz, beceremiyoruz, görmüyor musunuz? Elimize yüzümüze bulaştıracağız. Ha? Taylan, ne polisi ya? Ne saçmalıyorsun sen? Gerçekten bak, Belo, bizim başka şansımız yok artık. Ne diyorsun ya? Ne demek başka şansımız yok? Çoluğumuz çocuğumuz var bizim. Tamam hadi bizimkileri düşünmüyorsun da belki de mi Ya Arzucuğum, bu daha mı iyi? Şu halimiz daha mı iyi sence? Taylan, bir sakin. Bir makul ol, mantıklı düşün. Aylardır susulması bile zaten yeterince büyük suç. Bir de o kadar değil ki. Abi yapma. Gerçekten bizim çaremiz kalmadı. Taylan, mızmızlanma, otur şuraya. Ya bu ihtimali unut zaten ya. Polise falan gidilmeyecek. Bitti o. Kimse konuşmayacak. Ya da benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Madem bunlar bu işin kaza olmadığını biliyorlar, onları suçlayacakları birini bulacağız. Çok tehlikeli. İtirafçı olayı bile Serhan'ın başına yeterince belayı soktu. Kemal komiser ensesinden bir saniye düşmüyor. Ha işte. Bulduğunuz çareler bunlar mı? Yok işte, yok. Çare mare, çaremiz yok. Yok bizim çaremiz. Sakin ol. Sakin ol. Sakin olayım. Tam zaten sakin olunca, tam zaten sakin olunacak durum. Sakin olayım ben Arzu, tamam. Taylan, otur şuraya. Yani susmaktan başka çaremiz yok. Bir çözüm bulacağız işte, kendi aramızda düşüneceğiz. Yani bir şey bulacağız. Lanet olsun, yapacak başka bir şey yok zaten. Otur dedim buraya. Kusura bakmayın. Ya böyle sabah sabah kapınıza dayandım ama... ya ne yapayım, ne edeyim, kime gideyim bilemedim ki. Ne oldu ya? Ya Taylan gitmiş. Biliyorsunuz dün akşam böyle abuk sabuk konuşuyordu. Ya polise gittiyse? Ya her şeyi anlatırsa ne yaparız? Dur bir sakin ol canım. İş yerini aradın mı? Belki işe erken gitmiştir. Ay Taylan mı işe gidecek? Ya zaten iş yeri bile açılmamıştır ki bu saatte daha. Polise gitti Mehmet. Kesin polise gitti. Tamam. Kesin bir şey olacak. Sakin olmaya çalışın. Ben gidip bakacağım Taylan'a. Nereye bakacaksın? Emniyete gideceğim. Tamam Mehmet, sen gitme. Eğer oraya gittiyse ben yakalamaya çalışacağım.
Cinayet bürodan Kemal Başkomiser'le görüşecektim ben. Taylan Kaner. Siz geçin şurada oturun. Başkomiserim şimdi gelir. Şöyle mi? Evet, buyurun. Sana sormam lazım. Ne işin var burada? Neden geldin? Böyle olmaz. Kalk. Gidelim sakin bir yerde oturalım, sakin sakin konuşalım şunu. Ama ben kararımı verdim, daha fazla sürdüremeyeceğim. Oğlum gidelim bir yerde sakin sakin konuşalım diyorum sana. Amirim. Bir bakar mısınız? Anlamıyorsun beni, ben çok düşündüm. Olmuyor Mehmet abi. Olmuyor abi, olmuyor. Yok yani. Gerçekten. Anlıyorum oğlum ben seni. Haklısın. Kaldırması kolay değil, hepimiz için güç. Ama bu böyle olmaz yani. Bak inan bana, çözüm bu değil. Ya bunca yıldır tanıyoruz birbirimizi, hiç mi itimadın yok bana? Estağfurullah. O zaman abi sözü dinle, kalk gidiyoruz. Taylan kalk dedim. Amirim. Biraz önce Taylan Kaner diye biri geldi, sizi bekliyor. Nerede? Şurada bekliyordu. Gitmiş. Tamam. Sağ ol. Abi dün gece gözüme uyku girmedi ya. Bir gram uyuyamadım ya. Sabah da böyle kafayı yiyecek gibi oldum. Attım kendimi dışarı gerisin diyorsun. Taylan biz ne dedik? Birlikte bir karar verdik değil mi? Konuşmayacağız, sessiz kalacağız dedik değil mi? Abi dedik de hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz böyle. İçten içten yiyor ama. Yani bıçak kemiğe dayandı abi. Ben gerçekten delirecek gibi oluyorum bazen. Tamam anlıyorum oğlum seni. Haklısın ama dayanacağız, güçlü olacağız. Yapacağımız başka bir şey yok ki. Bak, bugün oraya gittiğini bizim kızlara söylemeyeceğim. Duyarlarsa üstüne çullanırlar, kurtaramayız seni. Bu aramızda. Tamam abi, sağ ol. Ama sen de bundan sonra bana söylemeden hareket etmeyeceksin. Böyle saçma sapan şeylere kalkışmayacaksın, tamam mı? Tamam. Söz ver bana. Söz. Çok korkuttun beni. Sabah sabah nereye gitti acaba dedim. Gece hiç uyuyamadım Pelin. Sabah olunca da öyle bir darlandım evde. Atayım kendimi bir dışarı dedim öyle işte. Mehmet parkta buldum deyince inan sevindim yani, içim rahatladı. Aklıma kötü şeyler gelmiş çünkü. Elim kolum bağlı. Şey yapamıyoruz öyle normal normal takılıyoruz.
Yani darlanıyorum ben bazen çok. Ben bir papatya çayı yapayım. Ne papatya çayı? Ne diyorsun ya papatya çayı falan? Ne diyorsun? Bizim hayatımız kaymış. Papatya çayından bahsediyorsun Pelo. Allah Allah. Tamam Taylan, yani geçecek bunlar. Her gecenin bir sabahı var. Her şey düzelecek. Unutacak herkes. Bebeğim, senin haftada böyle başına iki defa kriminal mevzu mu denk geliyor? Ha, ne bu rahatlık sendeki? Yok canım, öyle bir şey yani. Nereden olacak benim? Yani çocukluktan beri tanımasam seni, ben anlayamadım seni ya gerçekten. Hani bu rahatlığını. Hani diyeceğim ki karanlık bir kız yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Kötü bir şey mi oldu? Niye böyle oturuyorsunuz? Yok oğlum, babanla sohbet ediyoruz. Değil mi Taylan? Berk Hoş, gel bakayım. Ay, babasının kralı. Ya baba, çok sıkıyorsun ya. Ha, bakma Taylan. Sıkma çocuğu. Hadi oyun oynayın siz. Bak topunu getirmiş çocuk. Hadi top oynayın. Oynar mıyız baba? Oynar mıyız? Oynar mıyız? Oynarız. Anne. Geç bakalım kaleye. Sen de biraz toprakla iletişim kur, enerjini boşalt aşkım. Ben de bir şeyler hazırlayayım size. Yeme bunu. Böyle mi olacak Mehmet? Biz artık böyle mi yaşayacağız böyle diken üstünde? Bilmiyorum Arzu. Sabahki halimiz neydi ya bre? Pelin kapıya dayandığı zaman ne yapacağımı şaşırdım. Allah'tan yanlış ölermiş. Neyse ki. Bak. Böyle olmaz. Kalk. Gidelim sakin bir yerde oturalım. Sakin sakin konuşalım şunu. Ama ben kararımı verdim. Daha fazla sürdüremeyeceğim. Gerçekler peşimizi bırakmamıştı. Sen istediğin kadar ben onları kaldırdım, bir kutuya koydum de. Biri geliyor, kutunun kapağını açıyor. Gerçekler seri serpe ortaya çıkıyor. Arzu. Yine başlamayalım. Şu anda bunun bize hiçbir faydası yok, biliyorsun. Biliyorum. Ben yine en iyi bildiğim şeyi yapayım, susayım. Ayrıca öbür konuyu da kapatalım. Çocuklar... Canım. Siz ikiniz burada mıydınız ya? Hı. Evet. Hı. Biz burada oturduk kaldık ya. Aa, baksana. Saat kaç olmuş? Hadi. Hiç fark etmemişiz ya. Acıktık değil mi? Acıktın mı? Kışın benim. Gel bakalım sofrayı hazırlayalım. Evet, ben de acıktım. Yiyelim de. Asıl yemekten önce... Anne, sana sormak istediğim bir soru var. Yani biraz konuşalım mı? Konuşalım tabii anneciğim. O ne biçim laf? Tabii konuşalım. Tamam. Şimdi... Şöyle. Diyelim ki sen benimle bir şey yaptın. Ne diyelim peki? Yani nasıl bir şey diyelim, daha spesifik olursam? Yani pek iyi bir şey değil. Ama yani yaparken de sonun bu kadar kötü olabileceğini tahmin etmiyordun. İsteyerek yapmadın kesinlikle. Tamam. Evet. Bu durumda suçlu oluyorsun değil mi? Hatta sessiz kalmak seni daha da çok suçlu yapıyor değil mi? Öyle değil mi? Ne diyorsun Nila, ben tam anlamıyorum. Neyi kastediyorsun? Yani hipotetik olarak... Ne kadar gereksiz bir konu bu böyle. Nereden çıktı şimdi? Kapatalım gitti. Hadi geç yeme. Konuşsaydık en azından. Hayır tamam Nilacığım, baban haklı. Hadi boş boş konuşma hadi. Hipotez falan. Geç bunları hadi. Açız. Acil konuşmamız lazım. Nilay. Kızım nereye? Hadi otursana sofraya. Ellerimi yıkayıp geleceğim. Siz de bir tuhafsınız bu akşam da neyse. Alo, ne var? Bir haber mi var yoksa?
Ben de sandım ki... Ne bileyim... Belki iyi bir haber falan. Hayat olmaz. Çok kötü bir fikir. Çok tehlikeli. Yapamayız.